Evet çocuklar hoş geldiniz. Bugün dünkü dersimizin devamı olarak Arduino üzerinde potansiyometre ile LED parlaklığı ayarlayacağız. Bilgisayarın çalışma mantığını, yani Endüstri 4.0 kavramlarını ve haliyle robotik ile neler yapacağımızı hep birlikte öğreneceğiz. Hep birlikte projeler geliştireceğiz bu şekilde. Cihazlar her birisi farklı donanımlara sahip gibi gözükse de aslında içlerindeki yazılımlar sayesinde istediğimiz şekilde onları yönetebilecek güce sahibiz. Kodlama yapabileceğimiz gibi yine M-Bot, Maelstrom dediğimiz EV3 gönder oraya. Sağa döndürme. Tekrar play tuşuyla. Arduino sistemlerini görüyorsunuz. Burada 3 tane farklı buton ile servo motorları hareket ettireceğiz simülasyon ortamında. Şu anda planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz 5 adet atölyemiz var. Bu atölyeler yazılım geliştirme, robotik, akıl oyunları, drama ve görsel sanatları atölyeleri. Toplamda 36 öğrenci ile kış okulumuzu gerçekleştiriyoruz. 10 adet grubumuz var ve haftanın 4 günü kurumumuzda derslerimiz devam ediyor. Bizim planladığımız atölyelerdeki eğitim programımızda öğrencilerimizin bilişsel ve duyusal gelişimlerini destekleyici etkinlikler yapmayı önem verdik. Bu yüzden öğrencilerimiz geldiklerinde hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Kış tatillerini kaliteli olarak geçirebildiklerini düşünüyorum. Burada kış okulu kapsamında öğrencilerimize istedikleri alanlarda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda dersler veriyoruz. Şu anda da robotik kodlama eğitimindeyiz. Burada yazılımla ilgili, mekanikle ilgili haftanın 2 günü olacak şekilde 4'er saat derslerimiz devam ediyor. Birçok öğrencimiz tabii ki evlerinde fakat burayı tercih eden öğrencilerimiz çok iyi hissettiklerini, gayet güzel şeyler öğrendiklerini ve hayatlarında bunları geliştireceklerini söylüyorlar. Biz de bu gelişimi görüyoruz. Kesinlikle çok güzel bir deneyim oluyor onlar için. Bazen kod yazıyorum. Makinelerle ilgiyim. Hobilerim kod yazmak ondan sonra. Gayet iyi evde oturmaktan daha iyi bence. Neler yapıyorsunuz burada? Robotlar yapıyoruz, kod yazıyoruz. Yazılımlar yapıyoruz bazen, öyle. Gelecekte yazılım mühendisi veya astronot olmayı planlıyorum. Buraya ara tatilim boş geçmesin diye geldim. Aynı zamanda bilsem öğrencisiyim. Evde boş oturmak yerine burada yazılımlarla uğraşmak, kod yazmak, robotları hareket ettirmek bence benim için çok daha eğlenceli. Nasıl? Bize burada kod yazmayı öğretiyorlar. Bilgisayarlarla uğraşıyoruz. Ondan sonra robotlarla blok kodlama öğreniyoruz. Çok eğlenceli geçiyor.